Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu çok şık, güzel mi güzel çiçekli şalı çalışacağız. Gerçekten çok hoş, çok güzel, bir o kadar da ağır bir model. Sadece trabzanlar ve örümcekle yapılan bir model. Umarım beğenirsiniz, umarım ben de açıklayıcı bir şekilde anlatabilirim. Gerçekten çok kolay, yapımı biraz uzun sürebilir ama hemen kavrayabileceğiniz kolay bir model. Sadece çiçeklerin yapımı biraz zaman alabilir, onu önceden belirteyim. Yaptığınızda iyi ki yapmışım, çok güzel oldu diyebileceğiniz harika bir model olduğunu düşünüyorum. Hemen arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da gayet muhteşem. Önü de şu şekilde daha yakından göstereyim. Pırıltılı şal ipiyle yaptım ve hakikaten çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Şimdi isterseniz yapımına hemen başlayalım. Ben yine aynı markanın ipini kullanacağım. Fakat bu ipin rengi biraz açık sütlü kahve. Hemen tığımı da göstermek istiyorum. Tığımda 2 numaralı tığ kullanıyorum. 2,5 numaralı tığ da kullanabilirsiniz. Benimki biraz daha sıkı oldu. Eğer daha salaş modelleri beğeniyorsanız, daha salaş olsun diyorsanız modelim 2,5-3 numarayla da tabii ki örebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle şöyle biraz yakınlaştıralım. Şunu da çekeyim ki parlama olmasın. Sadece bana odaklansın çünkü o orada olunca ona da odaklanıyor. Hemen 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İlk çektiğim zinciri tüm başını dolamadan battım ve kapattım. Küçük bir halkam oldu. Şuradaki ipi de beraber şu şekilde tutuyorum. Onu da arada kaybedeceğim. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Halkamın içine batırıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Ve yine onun yanına bir ikili trabzan daha yapıp bu sıramı bitiriyorum. Hemen şu şekilde gösteriyorum. Sadece 2 tane yuvamız oldu. 3 tane ikili trabzanımız, 2 de yuvamız oldu. Burada 1, 2 zincir çektim. Çevirdim. Hemen yuvamın içine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. 2 tane yan yana ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra buradan bir zincir çekip ipimi şu şekilde uzattım. Burada örümcek yapıyorum. Birinci örümceğimi yaptım, bir zincir çektim, sıktım. Daha sonra ikinci örümceğimi yapıyorum ve kapatıp bir zincir çekiyorum. 2 tane örümcek yaptım, başını doladım. Hemen kenarıma geçiyorum ve balık sırtımı kenarımı yapıyorum, şalımın kenar tarafını yapıyorum. İkili trabzan yaptım, bir ikili trabzan daha yaptım. 2 zincir, tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 veya 3 zincir çekebilirsiniz. O önemli değil. Başını doladım. Tekrar balık sırtımı yapıyorum. 2'li trabzan. Bir ikili trabzan daha. 2 zincir. Tekrar aynı yere
2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İpimi şöyle uzatıyorum. Ve bir örümcek yapıyorum. Başını doluyorum. Hemen şu iki örümceğin ortasına şu şekilde batıyorum. Başını doladım. İki örümceğin ortasına battım. Şöyle batamadım. Şimdi batacağım. Battım. Ve şu şekilde üçlü vaziyette kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere başını dolayarak batıyorum. Benim gibi siz sıkı sıkı yapmayın. Sıkı sıkı olunca çünkü batmıyor tığ. Biraz gevşek yapın. Bu şekilde bakın. Şimdi buraya biz çiçek yuvamızı yapmış olduk. Bakın şu tam ortaya çiçeklerimizi yapacağız. Şöyle etrafını dönerek. İlk iki çiçeği şuraya yapacağız. Daha sonra buraya, daha sonra buraya, en sonunda buraya yapacağız. Şimdi yapraklarımızdan bahsediyorum. Tek tek yapraklarımızı şöyle etrafına yapacağız. Şimdi ilk yaprağımızı yapalım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Başını doladım. İlk zincire battım. İlmek aldım tığıma. Tekrar başını doladım. Hemen önündekine battım. İlmek aldım. Ama ilmeklerimi kapatmıyorum. Tek tek zincirlerime batıp ilmek topluyorum tığıma. Son zincire kadar bu şekilde devam edeceğim. Tek tek ilmeklerimi topluyorum. Bol bir şekilde toplarsanız ilmeklerinizi hiçbir sorun yaşamazsınız. Şöyle tığınızda bol bir şey, yani sıkı olmayacak. Bakın gayet bol ki tığınızı çıkarabilirsiniz. Hemen başını tekrar doladım ve ilmeklerin içinden ipimi geçirdim. Şu şekilde. Daha sonra kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Ve bakın şu yaptığımız yuva, hemen oraya batıyorum. Bir kaydırma yöntemiyle oraya sabitledim. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar aynı şekilde ilmek toplayacağım. Hemen şöyle dibine batıralım. Tek tek batırıyorum. Ve aşağı doğru iniyorum. Az önce de dediğim gibi gerçekten algılaması çok kolay bir model. Sadece bu yapraklar evet biraz zamanınızı alabilir. Tek tek bu şekilde yapmak bayağı bir zaman alıyor çünkü. Evet, sonuna kadar battım. Şimdi ilmeklerimi şöyle toplayarak alıyorum. Kaydırma yöntemiyle iyice sıkıladım. Yaprak modeli verdim. Bakın az önce nereye batırmıştık? Bakın yuvamız burada. Bunu da buraya aynı köşeye, şuraya yapacağız. Şu şekilde. Kaydırma yöntemiyle sabitledim. Şimdi tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar ilmeklerimi, ben aşağı kadar ineyim, bu vakit almasın. Ben ilmeklerimi tek tek toplayayım, döneceğim. Evet, ilmeklerimi topladım. Şu anda içinden ilmek geçirip kaydırma yöntemiyle kapattım. Ve bakın, şimdi iki taneyi şuraya yaptık. Şöyle gösterirsem, tersine çevrilmiş şekilde. Şöyle şuraya yapıyorum.
şuraya bağlıyorum. Şimdi iki tane de oraya yapacağım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar başını dolayarak ipiniz eğer kalınsa tığınızın başını dolamanıza gerek yok. Direkt zincirlerin içinden ilmek alarak da yapabilirsiniz. Çok kalın oluyorsa veya az zincir çekebilirsiniz. 10 taneden daha az zincir çekebilirsiniz. Bu şekilde topladım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Ve bakın, yani şurasını anlamanızı istiyorum. Kafanızın karışmasını istemiyorum. Bak, tam şuraya batırmıştım. Yine aynı yere batırıyorum. Şöyle yaprağımı çevirerek kaydırma yöntemiyle tekrar oraya sabitliyorum ve dördüncü yaprağımı yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar ben böyle burayı öğrendiniz artık. Hızlı hızlı yapayım. Önemli olan yaprakların nereye yerleştiğini görmeniz. Evet, sonuna kadar bu şekilde topluyorum. Sonuncuyu da aldım. Ve içinden geçiriyorum. Dediğim gibi çok sıkmazsanız bu şekilde rahatlıkla geçiyor. Evet, en sonuncusunu bakın şöyle çevirerek yapmış olduk. Şimdi burada bakın şurası boş. Hemen oraya batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi hemen arkasını göstermek istiyorum. Bakın burada örümceğimiz var ve biz burada kaldık. O yüzden bizim buraya gelip buraya da örümcek yapmamız lazım. Buradan örümcek yaparsak modelimiz çok düzgün olmayacaktır. O yüzden şu şekilde şuraya batıyorum. Oradan ilmek çekip şu şekilde ilmeğimi çiçeğin tam şurasına, bakın. Şöyle bakın, burada örümcek var. Biz de buraya geçtik. Şimdi daha düzgün durması için. Şimdi burada ben yine küçük bir örümcek yapıyorum. Çok büyük yaparsanız örümceği çok geniş olacaktır. O yüzden şöyle minicik bir örümcek yapmanız yeterli. Hemen kenarımı yapıyorum. 2 litre trabzan yaptım. Bir 2 litre trabzan daha. 2 zincir. Tekrar 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde bu sıramızı da bitirmiş olduk. Bakın çiçeğimiz tığım gidiyor. Çiçeğimiz oluştu. Gayet güzel oldu. Şimdi hemen burada 1, 2, 3 zincir modelimi çevirdim. 2 tane yan yana ikili trabzan yaptım. 2 zincir. Tekrar yan yana aynı yere 2 tane ikili trabzan. Şimdi arkadaşlar burada ilk sırada yaptığımız gibi yuva yapacağız. Bakın burada ilk sırada sadece örümcek yaptık. Ondan sonraki sıra çiçeği yapmaya başladık. Şimdi bir buraya bir buraya yuva yapacağız. Çiçeklerimiz üst üste gelmemesi gerekiyor. Hemen yuvamızı yapalım. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. Bir örümcek. Çiçek yaparken tek örümcek, yuva yaparken iki örümcek. Hemen ipimi uzattım. Bir örümcek daha yaptım. Ve hemen şurada çiçeğin yanına yaptığımız bakın şöyle çiçeğin şurasına
Örümceğin dibine batmaya çalışıyorum şu anda. Çok sıkı yaptığım için batamıyorum da. Şöyle. Sessiz olun. Çok sıkı yapmayın. Şöyle şuraya batacağım. Örümceğe batamadım. Oraya battım. Siz örümceğe batacaksınız. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Diğer örümceğin ucuna batacağım. Şu şekilde. Kapattım. Ve bir zincir çekip ipimi uzattım. Ve bir örümcek yapıyorum. Bir zincir, tekrar ipimi uzattım. Bir örümcek daha yapıyorum. Ve hemen şalımızın kenarlarına geçiyorum. Balık sırtına hemen ikili trabzan yaptım. Bir ikili trabzan daha. İki zincir. Yan yana iki tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da bitirmiş olduk. Bakın iki tane yuva yapmış olduk. Bu şekilde. Dediğim gibi örümceklerin şu ortalarını çok sıkı yapmazsak hem kenarlarını hem ortalarını sürekli batacağımız için az önce bana olduğu gibi zorluk olur. Şu yandakini örümceğin ucuna değil de oradan bir ilmeğe tutturuverdim maalesef. Her zaman dediğim gibi kameranın karşısına maalesef elim çok sıkılaşıyor ve sıkı örmeye başlıyorum. Bunu engelleyemedim. Önden de görüntüsü bu. Hemen ikinci sıranın çiçeklerini yapmaya başlayalım. 3 zincir. Hemen kenarımı yapıyorum. Araya 2 zincir. Tekrar yan yana. İkili trabzan. Şimdi arkadaşlar çiçek yapacağımız da sadece bir örümcek. Yuvalarda iki örümcek arttırma yaptığımız için. Şimdi bir örümceğimi yaptım. Hemen iki örümceğin ortasına batıyorum. Az önce yaptığımız gibi başını dolayarak battım. Şu şekilde hepsini kapattım. Bir zincir başını doladım. Yine aynı yere battım. Kapattım. Bakın şurada bir yuva oluşmuş oldu. Hemen burada yaprağımı yapmaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın şimdi tekrar size söyleyeyim. Bakın 2 tane yaprak buraya, 2 yaprak buraya, 2 yaprağımız da buraya olacak. Pardon, 1 yaprağımız da buraya olacak. 2, 4, şurada bir üçgen var görüyorsunuz. 2, 4, bir tane de buraya 5 olacak. Dönerek yapıyoruz tabii ki bunu. Kafanızın karışmasını katiyen istemiyorum. O yüzden sürekli söyleme gereksinimi duyuyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi artık toplamayı biliyorsunuz. Bu şekilde son zincire kadar topluyorum. Topladık. Eğer yapraklarımızın çok büyük olmasını istiyorsanız daha uzun zincir çekebilirsiniz. Bakın buraya battım. Üçgenin şurasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi bir tane daha yaprak yapacağız. Tekrar buraya batacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar ilmeklerimi topluyorum. Şu şekilde. Bunun sanırım burgulu modeli de var. İnşallah bir gün onu da yapmayı düşünüyorum. O da çok güzel sanırım. Şöyle tek tek batalım. O kadar çok model var ki hangisine başlayacağımı şaşırıyorum. Hepsi birbirinden güzel modeller var. Evet. Şu şekilde topladım.
kaydırma yöntemiyle kapattım. Bakın şöyle az önce buraya batmıştık. Yine aynı şekilde buraya batıyorum. Kaydırıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aşağıda tam gösteremediğimi düşündüğüm için bu ikinci çiçeği ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim. Kafam takılacak yoksa gösteremedim mi acaba diye. Bu şekilde. Yabancı arkadaşlar pek söyleniyor bana yorumlarda. Dilinizden anlamıyorsun, ne olur alt yazı ekleyin diye. İnşallah ekleyeceğiz yakın bir zamanda. Evet, bakın iki taneyi buraya yaptık. Şimdi bakın şöyle üçgen. Üçüncüyü de hemen şuraya yapacağım bakın. Üçüncü ve dördüncüyü buraya, beşinciyi de buraya yapacağım. Şimdi buraya bağlıyorum ve kaydırma yöntemiyle oraya sıkılaştırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Video biraz uzayacak ama dediğim gibi iyice anlamanızı istiyorum. O yüzden yapacak bir şey yok. Varsın video uzasın. Ama siz ayrıntılı bir şekilde anlayın. Boşuna çekilmiş bir video olsun istemiyorum çünkü. Hiçbir videomu da öyle üstün kör işte çekmedim. İyice anlaşılır olsun istiyorum. Herkes yararlansın istiyorum. Bir videoyu çekmek için hiçbir zaman çekmedim. Beni izleyenler bilirler zaten. Anlaşılır olsun, herkesin yararlanacağı bir video olsun istiyorum. Evet. Şimdi bakın bunda yine aynı yere batırıyorum. Bakın. Aynı yere batırıyorum. Ve sonuncu yaprağımı yapıyorum. Bakın sonuncu yaprağı da hemen şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen ilmeklerimi toplayayım. Evet. Sonuna kadar iniyorum. Ve şu şekilde kapattım. Bakın. Tam şuraya sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Hemen size gösteriyorum. Bakın. Şu şekilde oldu çiçeğimiz. Hemen arkasını göstermek istiyorum. Bakın. Yine şurada kaldık. Her sırada sadece başta bunu yapıyoruz. Diğer sıralarda zaten çiçeklerimiz normal yerlerinde oluyor. Ama ilk sırada şuraya geçmek zorundayız. Çünkü buradan ben örümcek yapamam. O yüzden şöyle şuraya atlayacağım ki ben oradan örümcek yapabileyim. Hemen çiçeğim bakın. Karşıya şöyle bakarsanız nasıl göstereceğimi de şaşırdım. Bakın yaptığımız örümcek burada, hemen onun karşısına geçeceğim. Ki aynı hizada dursun. Şu şekilde karşısına geçmiş oldum. Şimdi burada bir zincir çekip ipimi uzattım. Ve bir örümcek yaptım. Şimdi bu ortaya biz çiçek yapamayız. Çünkü çiçek üst üste geleceği için hemen şu ortaya batıyorum. Çiçeğin arkasında bakın. Şöyle az önce yuva yaparken battığımız yer var. Oraya batıyorum.
kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum. Bir örümcek yapıyorum. Ve başını doluyorum. İki örümceğin arasına batıyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Bir zincir. Başını doladım. Yine iki örümceğin arasına battım. Kapattım. Ve çiçeklerimin yuvasını şu şekilde yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çekip etrafına çiçeğimi tekrar yapacağım. Daha sonrasını göstereceğim. Evet arkadaşlar, çiçeğimi bitirdim. Şöyle hemen arkasını göstereyim. Bakın bittiğinde ipimin ucu burada olduğu için başta yaptığımız işlemi burada yapmama gerek yok. O yüzden burada bir zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum. Bir örümcek yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Ve hemen kenarımı yapıyorum. İki il trabzan yapıyorum. İki tane. Balık sırtını çoğumuz biliyoruz zaten. Şallarımızın olmazsa olmazı. Evet. Hemen burayı bitirdiğimizde şöyle bir göstermek istiyorum. Bunları ördükten sonra buhar tutmamız gerekiyor. Çünkü kıvrılıyorlar. Ama bir kez buhar tutmanız yeterli olacaktır. Hemen bir üste geçiyoruz. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Hemen kenarımı yapıyorum. Arkadaşlar burada yine yuva yapacağız. Yuva yaptığımızda dediğim gibi ilk 2 tane örümcekle başlayacağız. Hemen kenarlarımı şöyle hızlı hızlı yapayım. Bir zincirimi çekeyim. Daha sonra 2 tane örümceğimi geçeceğim. Şimdi bu şekilde ipimi uzattım. Örümceğimi yaptım. Bir zincir. Tekrar ipimi uzattım. Bir örümcek daha yaptım. 2 tane örümceğim oldu. Bu 2 örümceğin ortası benim yuvam. Şimdi hemen bakın az önce yapamadığımı yapacağım burada. Buraya sabitlediğimiz örümceğimizin tepesine batıyorum. Şu şekilde örümceklerimi oraya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle yaparak göstereyim. Bakın şu üstteki karşısına geçiyorum çiçeğin. Üstteki örümceğin tepesine battım, kilitledim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Bir örümcek yapıyorum. Bir örümcek daha yapıyorum. İki örümceğim oldu. Ve hemen karşı tarafa geçiyorum. Karşı çiçeğe. Yine bakın. Örümceğin tepe noktasına batırıyorum. Ve oraya kilitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen diğer yaprağındaki örümceğe batırıyorum tığımı. Ve şu şekilde de kapatabilirsiniz. Ve burada bir zincir çekip İpimi uzattım. Örümcek. Bir zincirimizi çekelim. Bir örümcek daha. Ve kenarımızı yapacağız. Bu şekilde kenarımızı yapıyoruz. Ve bakın 3 tane yuvamız olmuş oldu. Şöyle göstereyim. Çok kafanız karışmasın. İlk bakışta çünkü çok kafa karıştırıcı geliyor. İlk sırada 1, ikinci sırada 2, üçüncü sırada da 1, 2, 3 tane yuva yapmış olduk. Hemen burada kenarımızı yapalım. Bir üste çıkalım. Tekrar balık sırtımızı yapalım. Daha sonra devam edelim. Ben balık sırtımı yaptım. Bir zincirimi çektim. İpimi uzatıyorum. Örümceğimi yapıyorum. Çiçeklerimizi yaparken tek örümcek.
Başını doladım. İki örümceğin ortasına şu şekilde batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya batırıyorum. Ve kapatıyorum. Bakın yine yuvamı oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çekip yapraklarımı yapmaya başlayacağım. 2 buraya, 2 buraya, şu trabzana diyeyim ben. Şuraya da bir tane yaprağımızı yapacağız. Devam edelim. Yapraklarımızı yapalım. Daha sonrasını göstereyim. Evet arkadaşlar, bu sıradaki ilk çiçeğimizi bitirdik. Hemen arkasını dönüyorum. Bakıyorum. İlmeğin bakın burada. Burada olması gerekiyor. O yüzden şöyle de yapabilirsiniz. Bakın. Şöyle ilmeği aldım. Oradan ilmeği geçirebilirsiniz. Şu şekilde bakın. İçinden ilmeği geçirip kapattım ve ilmeği oraya almış oldum. Ya da az önce yaptığımız gibi ilmeği kaybettim. Çok şey olduğu için simli olduğu için maalesef simlere takılıyor. O yüzden böyle kazalar olabiliyor. Evet. Şimdi hemen karşıya geçiyorum. Şöyle tığımı batırdım. Kapattım. Şu şekilde karşıya geçmiş olduk. Bakın buradaki ile buradaki aynı olmuş oldu. Bir zincirimi çekiyorum ve ipimi uzatıyorum. Hemen örümceğimi yaptım. Bakın buranın üstüne çiçek yapamayacağız diye hemen onun arkasındaki şöyle trabzanın tepesine veya sık iğnenin tepesine batıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum. Kapattım. Hemen bakın bunun buraya yapabiliriz. Hemen iki örümcek arasına battım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı noktaya batıp 3 ilmeği birden kapatıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyerek hemen şu üçgenin içine yapraklarımı yapmaya başlıyorum. Siz de yapın, bitirin. Diğer tarafa geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci çiçeğimin ipi buraya doğru olduğu için dediğim gibi sadece o kaydırma yöntemini çiçekte, şurada ilk çiçekte yapıyoruz. Daha sonrakilerde yapmamıza gerek yok. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi uzatıyorum. Yeterli bir şekilde örümceğimi yaptım. Hemen bakın yandaki çiçeğin şöyle indireyim görün. Şuraya bağlıyorum. Bir zincir uzatıyorum ipime, bir örümcek, hemen iki örümcek arasına batacağım başını dolayarak. Kapatıyorum, bir zincir çekiyorum, başını doluyorum, tekrar aynı yere batırdım. Bu şekilde bu üçgenin içine de yapraklarımızı yapalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar, ben çiçeğimi bitirdim. Son yaprağımı da, bir zincirimi de çektim. İpimi uzatıyorum. Ve bir örümcek yapıp bir zincir çektim. Daha sonra kenarımı yapıyorum. Bu şekilde. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Dediğim gibi şöyle çiçeklerimizi açmamız gerekiyor. Şu şekilde buhar tuttuktan sonra hiç bozulma yapmadan bu şekilde kalıyorlar. Gerçekten çok güzel oldu.
Her renkte çok güzel olan. Hemen üstteki yuvaları da göstermek istiyorum kafası karışmaması için yeni öğrenenlerin. Bir sırada yuvamızı tekrar yapalım ve kapatalım. Buraya kadar anlaşıldı diye düşünüyorum. Ama yine de bu sırayı yeni öğrenenler için, kafaları karışmaması için en azından yuvalarını göstermek istiyorum. Evet, burada ne yapıyorduk? Bir zincir, ipimi uzatıyorum. Örümcek. Bir zincir, ipimi uzattım. Bir örümcek daha. Hemen bunu, bakın bu yuvamız oldu. Hemen bunu bakın. Burada ucuna bağlıyoruz. Tamam. Şöyle göstermek istiyorum. Burada zincir attığımız yere bağladım. Kapattım. Bir zincir çektim. Bakın çiçeğin tersi diğer örümceğin hemen başına bağlıyorum. Oraya geçmek için kapatıyorum. Ve burada tekrar yuva yapacağız. İpimi uzattım. Örümcek. Bir örümcek daha yapıyorum. Arkadaşlar bitişte de aynı bu şekilde yapacağız. Sadece örümceklerimizi daha küçük yapacağız ki üstü sıkı dursun. Aynen bitişte bu şekilde olacak. Bakın. Hemen çiçeğe geldim. Şu ortayı hiç ellemiyorum. Hemen çiçeğin dibindeki sık iğneyi batırdım. Kapattım. Bir zincir. Hemen çiçeğin diğer ucundaki örümceğin tam tepe noktasına batırdım. Kapattım. Bir zincir. İpi uzattım. Örümcek. İpi uzattım. Örümcek. Ve daha sonra diğer çiçeğe geldik. Hemen yine aynı yere batırdım. Bir zincir çektim. Diğer tarafa da batırıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. İpimi uzattım. Tekrar ipimi uzattım. Ve bu şekilde hemen kenarına geçiyorum. Ve kenar yapıyorum. İki zincir. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıp bırakıyorum. Evet arkadaşlar bakın burada 1, 2, 3, 4 tane yuvamız olmuş oldu. Gördüğünüz üzere hemen çiçeklerimi düzelteyim. Buhar basmadığımız için maalesef bu şekilde kapanıyor her sırada. Hemen onları şöyle açayım. Evet. Gerçekten çok güzel oldu. Evet. Bu şekilde çiçeklerimizi de açtık. Umarım arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bakın bunları buhar tuttuğum için hiç bozulmuyor. Bu şekilde böyle senelerce kullanabilirsiniz. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.